Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım, sevgili değerli izleyici konuklarım. Evet. Yes! Yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte YouTube 2. bölümde sizlerle birlikte karşınızdayım sevgili değerli izleyici konuklar. Bugün sizlerle birlikte ya istiklal ya ölüm diyeceğiz. YouTube'da karşınızda olacağız sevgili değerli izleyici konuklar. Haftanın ilk günü pazartesi. Hayırlı günler, hayırlı haftalar dileğimle inşallah sevgili değerli izleyici konuklar. Çocuklar için nutuk, çocuklar için sade ve anlaşılabilir nutuk. Aynı şekilde Türk gençliğine bıraktığı emanet. Atatürk bu topraklar diyor, bu ülke diyor, bu vatan diyor, bu ulus diyor. Saygıdeğer efendiler, sizi günlerce işgal eden uzun ve detaylı söylemim nihayet geçmişe karışmış bir devrin hikayesidir. Bunda milletim için, gelecekteki evlatlarımız için dikkat ve uyanıklık sağlayabilecek bazı noktaları belirtebilmiş isem kendimi mutlu sayacağım demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve efendiler diyerek devam etmiş. Efendiler, bu söylemimle milli varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devletin nasıl kurduğunu anlatmaya uğraştım demiş Atatürk ve devam ediyor. Bugün ulaştığımız sonuç, asırlardan beri çekilen milli felaketlerin oluşturduğu uyanıklığın eseri ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum demiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili değerli izleyici konuklar, görmüş olduğunuz gibi Tandem yayınlarından isterseniz sipariş verebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde hazırlamış. Peki kim hazırlamış? Ona da bakalım. Yalınlaştıran ve yayını hazırlayan İbrahim Halit Çelik. Tabii ki bu kitabı yazan kim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Sevgili değerli izleyici konuklar, nutuk. Nutuk deyince direkt aklımıza gelen Atatürk olmalıdır. Atatürk deyince aklımıza gelen nutuk olmalıdır. Çünkü ortaya bırakılan eser nutuk gibi efsane bir eser. Emanet bir eser. Yine aynı şekilde bu topraklara da Atatürk emanet olarak bizlere bıraktı. Bizler de emanete sahip çıkmalıyız değil mi diyoruz. İkinci bölüme geçiyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Umarım beğeneceğiniz bir seri ortaya atarız. Elimizden geldiğince iyi bir şekilde son senfoni sesi itibariyle sizler için dergah hizmetimize sunarak seslendirmeye bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. Bu noktada tabii ki bizleri beğenileriniz, yorumlarınız çok çok motive ediyor. Hani bir beğeniniz, bir yorumunuz bile bizim göğüslerimizi ferahlatıyor, anlarımıza açıklık getiriyor. Bu bakımdan Kaya Yapımı olarak, Kaya TV olarak bizleri yalnız bırakmazsanız sevgili değerli izleyici konuklar, bizlerle birlikte eşlik ederseniz, bizlere öncülük yaparsanız sizlere sonsuz şükranlarımı amade eder sunarım sevgili değerli izleyici konuklar. O halde ince eli kısık dokuyalım, YouTube'da devam edelim. İngiliz Mühürler Derneği, İstanbul'da değişik amaçlarla gizli ve açık olmak üzere de bir takım parti ya da dernek adı altında kuruluşlar vardır. İstanbul'da önemli sayılacak girişimlerden biri İngiliz Mühürler Cemiyeti idi. Bence bu derneği oluşturanlar kendi varlıklarını ve kişisel çıkarlarını sevenler ve varlıklarıyla çıkarlarının dokunulmazlığı yolunu Lloyd George hükümeti aracılığıyla İngiliz koruyuculuğunu sağlamada arayanlardır. Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı padişahı ve yeryüzü halifesi sanını taşıyan Vahdettin, damat Ferit Paşa, İçişleri Bakanı olan Ali Kemal, Adil ve Mehmet, Ali Beyler ve Said Molla bulunuyordu. Dernekte İngiliz ulusundan kimi serüven arayanlar da vardı. Söz gelimi Rahip ve Farayv gibi ve yapılan işlerden ve bu işlemlerden anlaşıldığına göre
Derneğin başkanı Rahip Freud idi. Bu derneğin iki görünüş ve yapısı vardı. Biri dış görünüşü ve uygarca girişimlerle İngiliz koruyuculuğunu istemek ve sağlamak amacına yönelikti. Öteki bu yönüydü. Gerçek uğraşma bu yönüydü. Gerçek uğraşma bu yöndeydi. Ülke içinde örgütler kurarak ayaklanma ve baş kaldırmalar çıkarmak, ulusal bilinci işlevsiz duruma getirmek, yabancıların işe karışmasını kolaylaştırmak gibi haince girişimler derneğin bu gizli kolunca yönetilmekteydi. Bu dernek konusunda söylediklerim sırası geldikçe sunacağım açıklamalar ve gerektiğinde göstereceğim belgelerde daha iyi anlaşılacaktır. Amerika mandasını isteyenler. İstanbul'da etkili bir takım erkek ve kadınlar da gerçek kurtuluşun Amerikan mandasını isteme ve sağlamada bulunduğu kanısındaydı. Bu kanıda bulunanlar düşüncelerinde çok direndiler. Ordumuzun durumu. Anadolu'da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Ateşkes anlaşmasına katılır katılmaz savaş birliklerinin esirleri salıverilmiş, savaş araç ve gereçleri elinden alınmış, bu birlikler savaşma gücünden yoksun bir takım birimler durumuna getirmişti. Merkezi Konya'da bulunan 2. Ordu müfettişliğine bağlı birliklerin durumu şöyleydi. Bir tümeni 41. tümen, Konya'da bir tümeni 23. tümen, Afyon Karahisar'da bulunan 12. kolordu karargahıyla Konya'da bulunuyordu. İzmir'de tutsak olan 17. kolordunun Denizli'de bulunan 57. tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı. Bir tümeni 24. tümen Ankara'da ve bir tümeni 11. tümen Niğde'de bulunan 20. kolordu karargahıyla Ankara'da idi. İzmit'te bulunan 1. tümen İstanbul'daki 25. kolorduya bağlanmıştı. İstanbul'da 10. Kafkas tümeni vardı. Balıkesir ve Bursa yörelerinde bulunan 61. ve 56. tümenler karargahı Bandırma'da bulunan İstanbul'a bağlı 14. kolorduyu oluşturuyordu. Bu kolordunun komutanı meclisin açılışına kadar rahmetli Yusuf İzzet Paşa idi. 3. ordu müfettişliği ki müfettişi bendim karargahımla Samsun'a çıkmış bulunuyor. Buyruğum altında doğrudan doğruya 2 kolordu bulunacaktı. Biri merkezi Sivas'ta bulunan 3. kolordu. Komutanı yanımda getirdiğim albay Refet Bey. Bu kolorduya bağlı bir tümenin 5. Kafkas tümeni merkezi Amasya'da, öteki tümenin 15. tümen olup merkezi Samsun'da idi. Öteki merkezi Erzurum'da bulunan 15. kolordu idi. Komutanı Kazım Karabekir Paşa idi. Müfettişlik görevimin geniş yetkileri. Benim bu iki kolorduya doğrudan doğruya komandam ve buyruğum altında bulundurmaktan daha geniş yetkim vardı. Müfettişlik bölgeme yakın birliklere de bildirim yapabilecektim. Bu arada bölgemde bulunan ve bölgeme yakın olan valiliklere de bildirimde bulunabilecektim. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. kolordu ve bunun bağlı olduğu müfettişlikle ve Diyarbakır'daki kolordu ve hemen bütün Anadolu'da sivil örgütlerin başında bulunan yöneticilere yazışabilecek ve ilişkilerde bulunabilecektim. Bu geniş yetkiyi beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak amacıyla Anadolu'ya gönderenlerin bana nasıl verdikleri sizi çok şaşırtacak nedenlerden olabilir. Hemen söylemeliyim ki onlar bana bu yetkiyi bilerek ve anlayarak vermediler. Her ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin ortaya koydukları ne sebepten ötürü Samsun ve yörelerindeki güvensizliği yerinde görüp önlem almak için Samsun'a kadar gitmek idi. Ben bu işin başarılmasının üstün yetkili bir görev verilmesine dayandığını ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O günlerde Genelkurmay'da bulunan ve benim amacımı bir aşamaya kadar sezen kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular ve yetkiyle ilgili yönergeyi de ben kendim yazdırdım. Dahası Harbiye Nazırı Milli Savunma Bakanı olan Şakir Paşa bu yönergeyi okuduktan sonra imzalamada duraksamış mührünü anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde basmıştır.
Genel durumu dar bir çerçeve içinde görüş. Düşman devletler Osmanlı Devleti'ne ve ülkesine düşünce ve kaba güç birliğinde saldırmışlar. Onu ortadan kaldırmaya ve aralarında bölüşmeye karar vermişler. Padişah ve halife olan kişi kendi yaşam esenliğini kurtarabilecek yolu bulmaktan başka bir şey düşünmüyor. Hükümetin durumu da öyle. Farkında olmadan başsız kalan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde olup bitecekleri beklemekte. Felaketin korkunçluk ve ağırlığını anlamaya başlayanlar, bulundukları çevre ve durumda kurtuluş yolu saydıkları önlemlere başvurmakta. Ordu, adı var, kendi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, genel savaşın bunca sıkıntı ve güçlükleriyle yorgun, yurdun parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor. Gözleri önünde derinleşen karanlık yıkım uçurumunun kıyısında kafaları çıkar yol, kurtuluş yolu aranmakta. Burada pek önemli olan bir konuyu belirtip açıklamalıyım. Ulus ve ordu, padişah ve halifenin hainliği konusunda bilgi edinemediği gibi o görevde bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla bağlı ve uysal. Başka önemli bir noktayı da söylemek gerekir. Kurtuluş yolu ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke gibi düşünülmekteydi. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen hemen bütün kafalarda yer etmişti. Bu anlayışta olan yalnız halk değildi. Özellikle seçkin denilen insanlar böyle düşünüyordu. Böylece kurtuluş yolu ararken iki durumu söz konusu olmayacaktı. İlkin itiraf devletlerine karşı düşmanca tutum alınmayacaktı. Sonra padişah ve halifeyi canla başla bağlı kalmak temel koşul olacaktı. Tekraren böylece kurtuluş yolu ararken iki durum söz konusu olmayacaktı. İlkin itilaf devletlerine karşı düşmanca tutum alınmayacaktı. Sonra padişah ve halifeye canla başla bağlı kalmak temel koşul olacaktır. Düşünülen kurtuluş yolları. Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar düşünülebilirdi? Açıkladığım bilgiler ve gözlemlere göre 3 türlü görüş ortaya atılmıştı. Birincisi, İngiltere'nin koruyuculuğunu istemek. İkincisi, Amerika'nın güdümünü istemek. Bu iki türlü kararı almış olanlar Osmanlı Devleti'nin bir bütün korunmasını düşünenlerdi. Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş yollarıyla ilgilidir. Söz gelimi, kimi bölgeler kendilerinin Osmanlı Devleti'nden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmak önlemlerine başvuruyor. Kimi bölgelerde Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılacağına, Osmanlı ülkesinin bölüşüleceğine bir oldu bitti gözüyle bakıp kendi başlarını kurtarmaya bakıyorlar. Bu üç türlü kararın gerekçesi vermiş olduğum açıklamalar arasında vardır. Bu durum karşısında benim kararım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Baylar, ben bu kararların hiçbirinde tutarlılık görmedim. Çünkü bu kararın dayandığı bütün kanıtlar ve görüşler çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o dönemde Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü bitmişti. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı.
Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayanan kısıntısız, koşulsuz bağımsızlık. Yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur. Ya bağımsızlık ya ölüm. Ya istiklal ya ölüm diyen ata cengimiz bu kararın dayandığı en güçlü düşünüş ve mantık ise şuydu. Evet, bu kararın dayandığı en güçlü düşünüş ve mantık şuydu. Ne kararı? Ya istiklal, ya ölüm, ya bağımsızlık, ya ölüm. Kurtuluş, ferah, ta ermek için temel ilke Türk ulusunun saygın ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Temel ilke Türk ulusunun saygın ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Tekraren temel ilke Türk ulusunun saygın ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu temel ilke ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Bu temel ilke ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve bağışını istemek. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve bağışını istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlük ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve bağışlığını Yabancı bir devletin koruyuculuğunu ve bağışını istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlük ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri düşünülemez. Sevgili değerli izleyici konuklar, devam. Oysa Türk'ün saygınlık ve onuru, yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus tutsak yaşamaktansa yoksun olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. İşte gerçek kurtuluş isteyenlerin simgesi, sembolü, ambiyansı bu olacaktır. Evet, temel ilke ve temel amblemimiz ne mi? Ya bağımsızlık ya ölüm. Devamen. Osmanlı soyunun ve yönetiminin sürdürülmesine uğraşmak. İşlevsellik kazandırmak elbette Türk ulusuna karşı en büyük kötülüğü işlemekte. Evet, Osmanlı soyunun ve yönetiminin sürdürülmesine istevsellik kazandırmak elbette Türk ulusuna karşı en büyük kötülüğü işlemek durumuna düşmüştüm. Çünkü ulus her türlü özveriyi göstererek bağımsızlığını sağlasa da padişahlık sürüp gittiğinde bu bağımsızlığa güvenceli gözüyle bakılamazdı. Türk ulusunun bağımsızlığına güvenceli gözüyle bakılamazdı. Çünkü artık yurtta, ulusta hiçbir vicdan ve düşünce ilişkisi kalmamış bir sürü çılgının devlet ve ulus bağımsızlığının ve saygınlığının koruyucusu durumunda bulundurulması nasıl uygun olabilirdi? Tekraren bu bağımsızlığa güvenceli gözüyle bakılamazdı. Maalesef. Artık yurtta,
ulusta hiçbir vicdan ve düşünce ilişkisi kalmamış. Artık yurtta, ulusta, hiçbir vicdan ve düşünce ilişkisi kalmamış. Bir sürü çılgının devlet ve ulus bağımsızlığının ve saygınlığının koruyucusu durumunda bulundurulması nasıl uygun olabilirdi? Evet, o dönemde bayağı bir çılgın varmış. Türkiye çelme takmaya çalışan bir sürü çılgın varmış. Bu durumda diyor ki Atatürk, bağımsızlığımızı sağlamamız lazım. Yani Osmanlı soyunun ve yönetiminin saltanatın sürüp gitmesiyle oyalanmamalıyız. Eğer oyalanırsak ülkeyi perçinleyebilirler. Bunun dolayısıyla da yurtta, ulusta hiçbir vicdan ve düşünce ilişkisinin kalmamasına sebep gösteriyor. Çünkü durum bundan ibaret. Bir sürü çılgın var ülkede ve ülkeyi perçinlemek istiyorlar demiş olduğumuz üzere. Bu durumda Atatürk diyor ki devlet ve ulusal bağımsızlığının sağlanması için bu durumda ya bağımsızlık ya ölüm demeliyiz. Öbür türlüsü kurtarmıyor diyor ve Kurtuluş Savaşı devreye giriyor. Bu durumda ne uygun düşerdi? Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine baş kaldırmak, bütün ulusu ve orduyu ayaklandırmak gerekiyordu. Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine baş kaldırmak. Yani o dönemde çünkü bir takım sorunlar varmış ve bunun üzerine yürümek, bunu düzeltmek ve ulusu ve orduyu ayaklandırmak gerekiyormuş. Burada noktalıyoruz. Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların o dönemdeki halifesine, yani Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına, ve Müslümanların halifesine bak. Ve Müslümanların halifesine, halifelik sürekli değişen bir şey. Dolayısıyla da çeşitli sonuçlara yelken açtı. Halifesine baş kaldırmak, yani bunları göğüs germek, bunları uyarmak, bütün ulusu ve ayaklandırmak da gerekiyordu. Yani bunlara biz doğruları söylemeliyiz. Yani bu böyle gitmiyor maalesef. Bizim bağımsız bir ülke kurmamız lazım. Osmanlı hükümetinin yerini Türkiye almalı. Ki bu senelerdir değişmeyen bir gerçektir. Osmanlı hükümeti, Türkiye ve ondan önce gelen Türk ulusları. Yani sizler tutun Karahanlı Devleti. Yani bizler zaten bir topyekun bir Anadolu'yuz. Bizler zaten topyekun bir Türkiye'yiz. Yani Atatürk bu noktada bunları söylüyor. Daha fazla topraklarımızı kaybetmeden inceleyip sık dokuyarak bağımsız bir devlet olalım diyor. Çünkü o dönemlerde bağımsızlığımızı yitirmek üzereymişiz. Ve bu durumla bunu düzeltmemiz gerekiyormuş. Ulusu ve orduyu ayaklandırmamız gerekiyormuş. Bir sonraki bölümde ise uygulamayı evrelere ayırmak ve adım adım yürüyerek amaca varmak. Bunun üzerine duracağız. Uygulamayı evrelere ayırmak ve adım adım yürüyerek amaca varmak. Yani adım adım, yavaş yavaş, yavaş yavaştan ziyade peyderpeyder, aşama aşama, kademe kademe ne yapacakmış Atatürk ve ordusu? Yani Atatürk ve ordumuz, Türklerimiz uygulamayı evrelere ayıracakmış ve adım adım yürüyerek amaca varacakmış. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ulusal ordu ile ilişki birçok bölüm sizleri bekliyor. Sevgili değerli izleyici konuklar, o yüzden daha fazla uzatmayalım. İnce eleyip sık dokuyacağımız efsane bir seri yurttuk. Sizlere amade. Beğenileriniz, yorumlarınız daha bizler motive oluyoruz. Bekleriz. Çayınızı, kahvenizi alın, arkanızı alın, güzelce dinleyin. Yani böyle devam edin bizim serilerimize. Bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Hani bizler zaten bu yola yararlı olabilmek, insanlara yararlı olabilmek adına çıktık. Neyse, bizim bağlamız açıldıkça açılır, konuştukça konuşur. O yüzden burada noktalayalım Atatürk'e saygıya, hürmeti kesmeden. Atatürk'e saygıyla hitafen şöyle bir noktalama çekelim. Ya sizin videolarda, efsane videolarda inşallah görüşmek üzere. Nutuk'ta inşallah yine aynı şekilde buluşmak üzere. Hayırlı günler, esenlikler dostlarım. Sevgili izleyenlerim, değerli kıymetli, hayırlı günler, esenlikler.
ya istiklal ya ölüm diyerek ikinci bölümümüzün sonuna denk geliyoruz sevgili değerli izleyici konuklar. İkinci bölümümüzü sunarken sizlere teşekkürlerimizi amade ediyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için hafta sevgili değerli izleyici konuklar. O halde önümüzdeki bölümlerde devam üzere. Yes! Videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günler. Esenlikler.